Arkadaşlar merhabalar. Bu yıl kaymakamlık sınavına girecek arkadaşlarıma idare hukuku konusunda dersimde şu şekilde tavsiyelerim olacaktır. Arkadaşlar idare hukuku her zaman dile getiriyoruz, her videomuzda söylüyoruz, her dersimizde söylüyoruz. Derya deniz bir derstir ve kaymakam olmak istiyorsanız idare hukukunuzun temelinin ve bilginizin iyi olması gereklidir. Peki nasıl iyi olacak? Nasıl halledeceğiz bu idareyi? Arkadaşlar idare aslında kolay bir derstir. Sadece unutulması da kolay bir derstir. Şöyle, idare hukukunu önce iyi bir kaynaktan temel atılmalı. Ondan sonra da mevzuat okumalarıyla, mevzuat çalışmalarıyla desteklenmelidir. Çünkü sınava dikkat ettiğimizde sınav artık mevzuat odaklı gelmektedir. Ve bu mevzuat sorularının her geçen yılda biraz daha fazlalaştığını görüyoruz. Onun için idare hukukunu önce konu anlatım kitabından çalışılmalı, daha sonra da mevzuat okumasıyla ve çalışılmasıyla desteklenmelidir arkadaşlar. Konu bittikten sonra bir soru bankasıyla kendimizi sınayalım. Bu soru bankasında şöyle yapalım. Bakalım hangi konuda sıkıntımız var? Örneğin idarenin mal edinme yöntemlerinde konu olarak sadece geri dönüş yapacağımız konu idarenin mal edinme yöntemleri olsun. Arkadaşlar bir denemede idare hukuku sorusunun bir tanesini çözemediğimizde kesinlikle tüm idare hukukunu baştan çalışmayalım. Ve çıkmış sorular burada arkadaşlar bizler için yol göstericidir. Hani diyoruz ya idare hukukunun alanı çok geniş bir ders. Çıkmış sorulara baktığımızda sorunun bize nereden geldiğini, nereden nasıl gelebileceğini gördüğümüz için çalışmanız daha da kolaylaşacaktır arkadaşlar. Önce konu anlatım, sonra mevzuat, sonra özgün soru bankası ve en son çıkmış sorular deyip arkadaşlar sonra nihayetinde bunu tekrar ederek idare hukukunda iyi bir bilgi, deneyim sahibi olmuş sayılabiliriz.